Selamlar vahlarım, canlarım, biterlerim. Bugün sizlerle beraber yeni bir videoyla karşınızdayız. Gençler, biliyorsunuz ki en sonki videomda, bunu zaten videonun ortasında da herhalde söylemiştim. Videoyu yanlış anlamışsınız gençler. Çünkü şöyle söyleyeyim sizlere. Ben videoyu da yani oyunu bırakacağım falan demek istemedim. Benim bu konuda yanlış anlamışsınız. Benim tamamen orada demek istediğim şey şuydu. Oyundan gerçekten çok sıkıldım. Artık hani farklı bir şeyler denemek istiyorum demek istemiştim. Çünkü biliyorsunuz ki yakın bir zamanda YouTube platformunda, zaten son videomda da söylemiştim sanırsam ki. Şöyle diyeyim sizlere. Nimo TV'de veya Twitch'te yayın açacağımı söylemiştim ve bu oyunlarla artık kendi yani işimiz olmasını istemiyorum demiştim. Ve bu konuda gayet çok ciddiyim ve bu konuda da ilerleyeceğim tabii ki sizlerle beraber. Ailemiz tamamen YouTube'da devam edecek. Artık Free Fire'e sadece eğlence amaçlı gireceğim. Yani rekabet benim için zaten bitmiştir. Zirvede bıraktığımızı düşünüyorum. Yani kısacası bizim için rekabet diye bir şey kalmadı. Çünkü yapacağımız her şeyi zaten yaptık. Daha da anlatacak bir şeyim yok. Hepinizi seviyorum. Öpüyorum. Bu da sizin için gençler. Çünkü sürekli diyorsunuz ki abi onu uygulamayla falan mı yapıyorsun? Yok kardeşim, ben bunu kendim yapıyorum. Şimdi arkadaşlar, bugünkü konumuz tamamen biraz incelemek istiyorum. Bu yeni gelen güncellemeyi incelemek istiyorum. Yeni gelen oyun hakkında, yeni gelen oyun hakkında daha detaylı bir şekilde konuşmak istiyorum. Şöyle bir başlayalım. Bu arada yine uykum var. Kusura bakmayınız. Artık günlük teklifler direkt en başa geliyor. Bu neymiş? Bunun üzerine basınca. He, bize beleş sandığı artık buradan veriyor. Eskiden direkt kendimiz almamız gerekiyor. Buraya tıklayaraktan alabiliyormuşuz. Bunda bir şey yok. Bu kıyafetlere yeni bir şey gelmiş mi? Yok baba, yeni bunlarda da bir şey yok. Bu ne? Ah be oğlum, eskiden şu kutular için gençler neler yapardık ya. Vallahi var ya, şu kutulardan şunu da hatırlıyorum da bak. 2019 yılında şu kıyafetin bir değeri vardı. Şu altı giyerdik. Ay, böyle bir içim şu oldu ya gençler. Veya bak, kafayı kafamdan çıkarmazdım ha. Ah ah, eski günler ah. Sonra bakalım burada ne varmış. Neyse, bunlar çok da önemli değil. Silahlar konusunda zaten bakacağımıza baktık. Duyduğuma göre şu profile yeni bir muhabbet gelmiş. Artık profile kimler baktığını görebiliyoruz. 1726 kişi bakmış toplam ziyaretçiler. 126 bugün ziyaret etmiş. Çok güzel bir şey. Ama neden bunların hepsi gözükmediğinin hakkında bir bilgi sahibi varsa lütfen bana söylerse çok güzel olur diye düşünüyorum. Neyse, şimdilik gelelim şu şey muhabbetine. Profilde başka bir şey değişmiş miydi? Bakabilir miyiz? Profilde başka bir şey değişmemiş diyebiliriz yani. Neymiş? Burada bir şey var mı? Yok, bunlar herhalde vardı zaten. Öyle bir şey, bir gelişme görmüyorum şu an oyunda. Kasa girdik. Zaten kasa girmek yok. Aa bak, güzelmiş lan bu aslında da. Gençler, artık yani bu oyuna para bile vermek istemiyorum. Öyle söyleyeyim sizlere. Bu etkinlik gelmiş. Atölyeyi tamamen kaldırmışlar. Biraz saçma olduğunu düşünüyorum. Bu neymiş? Bundan bize bir şeyler çıkıyormuş. Deneyelim hemen şansımızı. Bakalım tek atabilecek miyiz? Neler verdi? Bana bir şey çıkıyor yani. Okey, bir daha deneyelim. Aa, ifade falan da veriyor. Çok iyi. Bak, güzel olmuş en azından. Hani oyuna yeni girenler için artık yani güzel bir muhabbet olduğunu düşünüyorum. Aa bak, bir profil verdi beleşten kazandık. Güzel. Sevdim açıkçası bunu da. Yani bizim işimize yarayacak burada zaten bir şey yok gençler. Ben tamamen sizin için konuşuyorum. Burada artık kendinizde şu paranın birazcık da olsa değerini arttırmış oyun. Bu muhabbet beni açıkçası şu an sardı. Hoşuma gitti yani. Sonuç olaraktan bak, burada neler varmış. Bunlar ne işe yarıyor? Hasar falan diyor. Bunlar boş gençler. Bunlarlık bir şey yok. Şu modu biliyorsunuz. O gün oynamıştık. Ve açıkçası hani bilmiyorum, saçma buldum. Burada ilerleme yok. Bir şey yok. Zor var. Ne veriyor bize bu kutudan ki? Yani bu kutuların bize ne faydası olacak? Hani bu kutunun bize bir faydası da yok. Bir şey de yok yani. Anladınız mı? Zombi evi zindan diyor. 3 gün bundan veriyormuş. Burada ne veriyormuş? 2 gün bundan veriyor. Ölüm kılma hayatta ne veriyor? Hayatta kalmada da boş. Böyle bir eğitime girelim. Bugün size yeni güncelleme hakkında biraz ayarlara detaylı bakalım ya. Bu ne lan? Crafting Land. Ana! Bu neymiş? Silah ustası falan var oyunda. Ana, bunlar ne lan böyle? Bak, bu güzel bir şeye benziyor ha. Şunu merak ettim açıkçası. Neymiş bu? Hemen iner mi? İndi böyle. Hadi bir deneyelim. Aa, bu böyle bekletecek bizi bir de. Sıkıntı. Bu bir tık sıkıntı. Aha. Aha. Hemen buldum. Şimdi ne oluyor hocam bu? Dur bakalım. 4 vs 4 olacakmış. Neymiş? Oyla.
Evet, bizim güzel özel gösterici. Evet. Göster kardeşim sen. Sen bunu bana bir göster de biz burada bir MVP alalım ya. Şimdi şöyle bakalım. Karşıda kimler varmış? Bakılmıyor mu? Bakılmıyor. Okey, sıkıntı yok. Şöyle bir başlayalım gençler. Ne verdi bize? M60 verdi. Tamam. Ne oluyor lan? Aa, bak 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 sen bu moda bak. Aa, bir dakika. Kitleme yok mu? Bu mod güzel bir şeye benziyor ama. Var ya, nasıl yok? Oo. Bu oyun bu kadar hızlı bitecek mi yani? Adamların basaya kadar girdim baba. Biraz saradık bitir. Bu mod bayağı bir sildiğin. Aa, ne oldu? Oyun çöktü. İşte Max oyun abi ya. Valla Max yaptıkları oyun bu olacak abi yani. Başka bir şey yapamazlar. Görüyorsunuz hocam. Anlatmaya gerek yok. Max yaptıkları oyun bu yani. Başlamayacağım gene gençler boş boş konuşmaya ama bu oyun hak etmiyor baba yani. Vallahi hak etmiyor böyle bir şey yani. Tamam, anladık. Emülatör girişi. Evet kardeşim, emülatör girişi yaptık. Yeniden bağlanıyor diyor. İnşallah bağlanırsın dostum. Ha gayret. Geri çeviririz ya. Buradan da çeviririz. Sıkıntı yok. Aha, yükleniyor valla. Aha, geldim gençler. Sıkıntı yok. King is back guys. Hadi bakayım neredesiniz. Gel oğlum buraya. Ya ama. Abi bu ne ya? Öf. Gençler görüyorsunuz yani ya. Vallahi bir oyun modumuz, bir zevkimiz kalmıyor böyle olunca işte. Oyna bu oyunu. Bu oyunun neyini oynayayım abi ben ya? Yani şimdi geleceksiniz. Büyük ihtimalle diyeceksiniz. Abi niye o zaman oynuyorsun? Abilerim, abicim, canım benim, sizin için oynuyorum yani. Ben kendim için değil, sizler eğlenin diye, zaman geçirin diye oynuyorum ben. Atmadan çıkamıyoruz yine yani. Of, çık ya. Saçma gençler. Neyse, biz daha fazla uzatmadan şöyle eğitime girelim. Bir bakalım eğitimde neler olmuş. Hiç görmedim vallahi. Yeni eğitim diyorlar, daha güzel olmuş, bir şeyler olmuş diyorlar ama. Bakalım. Yani şu anlık bayağı büyük atmışlar eğitimi. Yeni eğitim normalinden daha büyük gibi duruyor gerçekten. Şimdi şuradan bir silah alalım lan. Hop. Şimdi şuradan silahımızı aldık ama diglum. Bakalım, ben de bilmiyorum gençler yani. Yeni olaraktan bakacağız şimdi sizlerle beraber neymiş ayarımız. İğrenç bir ayarımız var. Şunu bitireyim de. Tamam, güzel oldu. Ama işte benim ayarımı çok soruyorsunuz bana. Şöyle göstereyim size canları. Bakın bak bak. Ha, dur, çıkıyordum az kalsın. Ben genellikle 35'den, tamam, geneli 35 yapıp kırmızı noktayı 33 yapan bir insanım. Ve çok, madem gerçekten UMP'nin garanti bir şekilde olmasın veya gitmesini istiyorsam, şu şekilde kırmızı noktayı tamamen 9'a çekiyorum, geneli de 0'a çekiyorum. Şimdi iPhone ayarlarında gençler ben bunu fark ettim. Genel 90'a çektiğiniz zaman 100'den iyidir. Bak çok ciddiyim. 90 tam ideal bir noktaya geliyor gençler. 90 yaptığınız zaman kırmızı noktayı da işte ne bileyim 56'larda, sonra ne bileyim 90'larda kullanırsanız mutlaka yani illaki bir şekilde kapatıyor iPhone'larda. Ve şu an yani ayarımız güzel gibi duruyor ya. Bilemiyorum. Sizler ne dersiniz gençler? Bu içeriğe girmedik daha. İlk sefer sizlerle beraber geçeceğim bu arada gerçekten. Şu an iyi bir ayarımız olduğunu düşünüyorum. Gayet de güzel kafa gidiyor. Diğer silahları bir deneyelim. Oo, maşallah. Hani gördünüz mü? Bayağı güzel gidiyor. Şöyle biraz daha vuralım. Tamam, bayağı iyi yani. Şu anlık bir şey yok. Bak, birazcık daha böyle vurayım. Bir tane böyle. Bir tane böyle vurabilir miyim? İyi gibi ya aramız. Gördüğünüz gibi gençler, anlatmaya gerek yok. Oynanmalı unutmuşuz yemin ediyorum ha. Tamamdır ya. Bakalım biz sizlerle beraber şimdi şuraya bir girelim. Evet, Samsung'lardaki ayarımız genellikle de şu şekilde oluyor. Samsung'larda da veya işte ne bileyim Xiaomi olsun veya Huawei olsun gibi telefonlarda ben genellikle gençler geneli 100 yapıyordum. DPI'yi 720 veya 560'larda tutuyordum.
İkisi de gayet güzel gidiyor. Eğer telefonunuz gerçekten iyiyse 900 yapmanız bile yeterli olacaktır kafa gitmesi için mobillerde. Genellikle kesinlikle 100 yapın. Kırmızı noktayla oynayın sadece gençler. Kırmızı noktayı ne bileyim ben eskiden 2'de oynuyordum Xiaomi'de, şu an hala 78'de falan oynarım. Bunu deneyebilirsiniz. Yani bunun haricinde iPhone'larda biliyorsunuz DPI muhabbeti var ama 120'den yukarı çıkmıyor. Ve iPhone'larda da çok fazla DPI çok iyi olmuyor gençler. Tavsiyem 80 veya 90'dır. Şimdi tablet ayarlarını hiç bilmiyorum. Tablette pek bir şey diyemem ama arkadaşımdan aldığım bilgiye göre tabletlerde hepsini 100 yaparsanız ve yani DPI muhabbeti de 260 miydi, 460 miydi yaparsanız gayet güzel kafa gittiğini söyledi. Eğitimde bir değişiklik var mı? Bakıyorum. Eğitimde bir değişiklik göremedik daha. Kırmızı olmaz muhabbeti beni rahatlattı açıkçası ama kırmızı olup da kan sensörünün olması gene sıkıntı ya bir tık. Şöyle bir durum atalım. Şöyle bir durum atalım. Onu da atamadık. Olur öyle şeyler, sıkıntı yok. Bakalım bu mod da böyle kalmış. Bilmiyorum yani şu anlık pek bir şey görmüyorum. Bir değişiklik yok gibi için ya. Hani öyle bir şeyler parlayıp yanıp ama arkadaşlar işte bu olay da hoş değil yani, kan sensörünü düzeltmemiz çok saçma olmuş abi ya. Niye yani kan sensörü olmadan kırmızı olmaması gerçekten çok saçmamış yani. Mermilerin gidişatı biraz değişmiş gibi. Gerçekten mermi gidişatı değişmiş vakıflarım, öyle diyeyim sizlere. Yok yok, eğitimden de çık 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 eğitimden. Son olarak da gençler şuradan çıkıp da bir normal eğitime girip bugünkü videoyu da böyle şey yapalım, bir bakalım normal eğitimde biliyorsunuz bir baktık değişiklik var mı diye. Şimdi normal dereceliği daha detaylı araştırmadık da. Bakalım gerçekten detaylı bir şekilde baktığımız zaman bir değişiklik var mı yok mu bunu görmek istiyorum. Ama yani bütün haritaları değiştiğini gördük açıkçası. Ve bu durum biraz ne bileyim eskilere saçma gelecek, yenilerin hoşuna gidebilir. Diyecek pek bir şeyim yok vahvahlarım yani, sonuç olaraktan beklentim bu değildi yani yeni güncellemede. Adamlar uğraşmamışlar ya gerçekten. Oyun için uğraşmamışlar. Demişler resmen emülatörler artık gitsin. Bu durumda bize de yani yol vermişler. Ama tabii ki de biliyorsunuz ki artık yavaştan mobile alıştık diyebiliriz. Mobilden de oynuyorum. Eğer gerçekten bu videoya güzel bir like gelirse ve yorumlarda da söylerseniz abi mobilden yine de devam et biz izleriz derseniz sizlerle beraber Türkboy ve ben ikimiz mobilden sizlerle devam edeceğiz. Bunu da söyleyeyim yani. Şimdi oyun bulacak mı? O da var. Bakalım oyun bulacak mı? İyi bari oyun buldu yani. Şöyle bir girdik. Baktık. Biz hala şeyde kalmışız. Sorun yok. Yani bizde de marka planca var ya. Ay yeter ya. Artık yemin ediyorum sıkıldım yani. Bu arka plancılardan sıkıldığım kadar kimseden sıkılmadım ya. Abi iki tarafta da yani ne bileyim bizdeki adam AFK mı acaba ya da interneti mi kötü diyeceğim. Karşı tarafta adam mı kötü olacak ya? Olamaz gençler, bu kadar tesadüf olamaz gerçekten ya. Birimiz gelse diğerimiz yok. Çok saçma baba ya. Neyse yapacak bir şey yok hocam, böyle bir başlayalım. Son bir kez daha şansımızı deneyelim. Eğer olmadı gerçekten yapacak bir şey yok yani. Biz burada elimizden geleni yaptım diye düşünüyorum. Sizin için gençler bugün şöyle bir video çektim. Biliyorum büyük ihtimal yani fazla şey yapmazsınız, takılmazsınız ama dediğim gibi yapacağım da elimden geleceğin de en fazlası bu oluyor. Çünkü gençler oyuna dediğim gibi kesinlikle aktif bir şekilde girmiyorum. Benim tüm arkadaşlarım bana yazıyor. Ördek diyorlar, neredesin lan diyorlar. Ben diyorum kanka oyun bitmiş, ben oyun oynamıyorum lan diyorum. Kapatıyorum konuyu gençler. Ki yani size şöyle de söyleyeyim. Bu oyunun devamının gelmesi için gençler gerçekten güzel bir güncelleme gelmesi lazım. Ve bu oyunu güncelleme gelmediği sürece de adam akıllı boştur yani. Anlatabiliyor muyum? Gerçekten boş yani. Düzgün güncelleme gelecek. Emülatörleri adam akıllı gene açacaklar. Ya bu güncelleme sadece emülatörlere şeyini yani bir iyiliği yok bu güncellemenin. Bu güncelleme sadece bizim aleyhimize işlemiş yani, başka bir şey yok. Bak karşıda gene bir arka plancı var. Ah geldi sonunda. Bakalım aim nasıl olmuş cidden. Merak ediyorum. Daha hiç adam akıllı oyuna girmedim. Oynamadım çünkü. Bakacağız gençler yani.
Görelim neler değiştiğini göreceğiz şimdi. Ben size mesela buradan... Yok yani bak dürbün açtım vurdum. Vurdum mu vurmadım mı onu bile göremedim yani ya. Oho. Ne oldu şimdi? Ping de gitti. Bir de oyunda ping sorunu var. PC'lerde ping sorunu var gençler. Onu fark ettim. Saçma bir şekilde PC'lerde de ping sorunu var. Bunu da yapmışlar. Sağ olsun Garena'cığım her şeyi yapmış bizim için yani. Gerçekten Allah razı olsun diyorum. Ben şey demiyorum ya. Yani bak bakalım kısacası şurada bizim yeni yayın platformumuz artık neresi olursa olsun. Size şöyle söyleyeyim. Yayında Garena'la alakalı hiçbir şekilde bir şey olmayacak. Çok ciddiyim bana. Yayında Free Fire oynamayacağım ama yani size söyleyeyim. Valorant'tır, sonra ne bileyim hayatta kalma oyunlarıdır, simülatörler falan filan. Bir sürü oyun oynayabiliriz ama dediğim gibi benim başka bir oynayacağım oyun yok. Adam akıllı. Free Fire'e belki siz isterseniz bir çok istek üzerine girebiliriz. Ama yoksa gençler gerçekten düşünmüyorum açıkçası ya bir şey. Şuraya baksana ya. Bak ölmüyor adam. Çok saçma abi artık. Daha yeni ölüyor anasını satayım. Neyse yapacak bir şey yok hocam. Bu da böyle bir tatlı bir video oldu. Bunlara bak ya. Elimden geleni de yapsam bu oyunun şeyi bitmiş gençler. Zamanı dolmuş yani. Ben bu oyunu elincisine giriyordum. Tamamen bıraktım. Bırakalı çok oldu zaten. Ama şu an hiç girmeyeceğim artık bu oyuna. Bilemiyorum. Dediğim gibi yani. Bu oyunun bir şeyi yok yani. Artık yenilip yenilmeye de umurumda değil açıkçası. İsteyen yenilsin, isteyen yenilsinler. İyi çıkardın. Bakalım bir. Pardon bir tane. Şuraya baksana kan sensörü açmadan. Bak birini aldık, çok güzel aldık. Ama yok baba yani, onu alsak da diğerini alamıyoruz. Yok hocam yok. Buraları keserim büyük ihtimal genceler, size canı sıkılmasın fazla. Dediğim gibi yani bu videomuz da böyle bir video oldu. Açıkçası yani anlatacağım her şeyi anlattım diye düşünüyorum. Ama kendilerinin böyle bir salaklıkları yüzünden Garena'nın daha çok şey kaybederler. Oyuncu kaybederler. PC'ler arkadaşlar bu oyunu ayakta tutuyordu eskiden. Şu an mobillere komple bağlamak istiyorlar. Garena'nın bu oyunu düzeltmesi için artık PC'lere bir şeyler getirmesi lazım gençler. Getirmezse bu oyun zaten herkesin bıraktığı gibi normal yani bırakması. Çünkü kimseye bu oyun zevk vermez. Boş gelir. Ki bu insanlardan bir tanesi, o insanlardan bir tanesi de benim yani. Bakın ben sizin için tamam işten çıkıyorum. Koşuyorum. Video çekeyim diyorum. Anladınız mı bak? Video çekmek için koşuyorum sizler için. Ki sizler de bu şey yapmayın diye canınız sıkılmasın diye hani boş zamanında. Bak normalde şu an net kafa gitmişti ya. Ama bile atamadım ona baksana. Bayağı bir boş geliyor yani arkadaşlar. Şöyle bir kitlasın belki bir eski bir 1vs4 falan gelir mi? Şöyle bir atlamak istiyorum direkt. Mermi bile değmiyor yani. Siz düşünün aim'i nasıl bozmuşlar. Başımda ifade mi çekiyor bu? Hadi çekseniz ifade. Hadi çekin bir ifade de ben sizden birinizi bir ekleyeyim de bir ranka. Senden bir vs'ye gidelim biz ya. Sizlerle bir gel gel üzerime yat. Bu kim üzerime yatan benim? Tamamdır. Tamamdır. Video konumuzu bulduk gençler. Durduk yere konu çıktı bize. Gel bakayım şimdi sen buraya aslanım. Gel gel. Bak şöyle ben bir bunu ekleyeyim mi? Bir bunu bir ekleyebilir miyim ben hocam? Neredesin sen?
Hangisi olduğunu bilmiyorum ama budur veya budur. Ekledim, hiç fark etmez. Gel bakayım buraya aslanım sen bir ya. Yani şöyle maçımız bitti. Biz burada bir şey anlatıyoruz ama adam geldi illaki ifade çekecek. Çek kardeşim, çek ifadeni. Ben sana zaten eklersen ne yapacağımı biliyorum ben seni abi. Aha ekledi vallahi. Yazalım da. Olmadı lan o. Adam bizden özür diliyor. Şuraya bak ya. Yazık anasını satayım. Vallahi yazık. Bunlar da gelmedi arkadaşlar. Adam göl korkusundan gelemedi, gördüğünüz gibi. İçinden geçeceğimi biliyordu. İçinden geçeceğimi bildiği için de gelemedi. Yapacak bir şey yok hocam. Artık bizden de bu kadar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Hepinizi seviyorum, öpüyorum. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanetiniz. Görüşmek üzere.